Bugün Dünya Pi Günü. Normalde pi sayısı biz normal insanlar için çok önemli olmayan bir şey olsa da matematikçiler ve pi ezberleyiciler için bu sayı gerçekten önemli. Hatta tüm bilim adamları için de. Çünkü bu sayının çok şaşırtıcı bir sürü özelliği var. Hatta bunlardan herhangi birini duymamış olmanız mümkün değil bile. Bugün ne oldu? Daha doğrusu bugüne anlam veren bu önemli pi sayısı nedir derseniz gelin hemen anlatayım. Bu sayı aslında bir orandır ve dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir. Pi sayısının nasıl ve kim tarafından bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun sebebi pi sayısının farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanılmasıdır. Babillerden biri Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarının pi sayısının varlığından haberdar oldukları bilinmektedir ve farklı uygarlıklar pi sayısı için farklı sayılar kullanmıştır. Sembolü Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf aynı zamanda Yunanca çevre anlamına gelen premeter kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonhard Euler 1737 yılında yayınladığı eserinde daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda bu sembolü kullandı. Leonhard Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da bu sembol kullanılmıştır. Ancak Leonhard Euler'den sonra gelen tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar. Milattan önce 2000 yılı dolaylarında Babiller pi'yi 3,125, Antik Mısırlılar ise pi'yi 256/81, yani yaklaşık 3,1605'i kullanmaktaydı. Eski Yunan'da 3,162 sayısı kullanıldı. Archimedes ise 3,10/71 ve 3,1/7 sayısını pi sayısı olarak kullanmıştır. Milattan sonra 500 yılı civarında pi sayısı için 3,1,415,929 olarak kullanılıyordu. 1424 yılında İran'da virgülden sonraki 16 basamağa doğru olarak biliniyordu. 1596 yılında Alman Ludolf von Joeylen pi'nin virgülden sonraki 20 basamağını hesapladı ve bu sayı Avrupa'da Ludolf sabiti olarak bilindi. O tarihten sonra pi sayısının virgülden sonraki milyarlarca basamağı hesaplanmıştır. Pi, kültürler açısından matematiksel sabitler içerisinde en çok etki yaratanıdır. Bunun nedenleri çok eskiden bilinmesi, çember gibi çok yaygın bir geometrik cisim ile ilgili olması ve bir kural izlemeyen ondalık açılımın insan aklını zorlamasıdır. Matematiksel olarak pi çok az bir gizem içerse de popüler kültürde bunun aksini iddia eden birçok eser mevcuttur. Eski ayetin bir bölümünde pi'nin 3 olduğu ima edildiğinden dolayı kökten dinci Hristiyanlar arasında pi'nin 3 olduğunun okullarda anlatılması gerektiğini savunan Hristiyanlar bile vardır. Ayrıca pi'nin rakamlarını belirlemede birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu konudaki rekor pi'nin ilk 67.890 rakamını bellemiş olan Lu Chao adındaki bir Çinli'ye aittir. Guinness Dünya Rekoru olarak kayda geçen bu olay 24 saat 4 dakika almıştır. 2006 yılında Akira Haraguchi adında bir Japon pi'nin 100.000 rakamını ezberlediğini söylemişse de bu durum resmen izlenip bir rekor olarak kayda geçmemiştir. Ayrıca pi edebiyata da girmiştir. İngilizce'de piliş denilen bir daldır. Pi sayısıyla kısıtlamalı bir teknikle şiir veya yazı yazmaktadır. Şiirde arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının pi sayısındaki sırada olması demektir. Bu şiirin başlığındaki 5 kelimesinde harf sayısı 3,1415 olarak hemen görüyorsunuz. İlk bölümlerini ekranda gördüğünüz bu şiirin geri kalan kelimelerinin de pi ile nasıl uyuştuğunu kendiniz görebilirsiniz. En uzun piliş metin yine aynı yazarın 2010'da çıkardığı Not Awake kitabıdır ve bu pi'nin ilk 10.000 rakamına sahiptir. Düşünün, tam tamına 10.000 sayıya denk. Uzunluğundan bahsederken en uzun pi sayısı 1.24 trilyonuncu basamağına kadar hesaplandı ki bu hesaplanan rakamı bile bilgisayara yazmak için 310 milyon sayfa 2.4 terabayt hard disk yeri gerekti. Pi sayısına bir nevi hayat gizlidir. Tamamen rastsal özelliği bulunduğu varsayılırsa pi yeterince uzunlukta yazıldığında
üzerinden her rakam dizisini pi'nin içine bulabilirsiniz. Yani doğum gününüz, telefon numaranız, kafanızdan attığınız herhangi bir sayı pi'nin içinde herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Daha da ileriye gidelim. Harflerle sayıların denk düşürüldüğü bir kort dizilimi yapıldığından kurumsal olarak herhangi bir kişinin veya kurumun adını, bir sözü, bir cümleyi, hatta bir kitabı pi'nin içinde bulabilirsiniz. Pi hakkında yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı 1998 yapımı Pi isimli filmi izleyerek pi dünyasında yolculuğa çıkabilirsiniz. Sadece bu kadar da değil, pi'nin kendine özgü bir müziği bile vardır. Yani pi popüler kültürde çok önemli bir yere sahiptir. Ben İbrahim Ersan ve bugün sizlere pi gününde pi sayısının önemini anlattım. Bu tarz bilgi videolarımı kaçırmamak için haftada 2 video attığım kanalıma abone olmayı ve bilgi videolarından anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.